TV8'in ekranlarından herkese merhabalar. Efendim şöyle meşhur bir söz vardır. Herkes evinin önünü temizlerse bütün sokaklar tertemiz olur. Buradan temizliğin hayatımızdaki yeri ve önemini anlayabiliriz. Bu alanda başarılı bir firmadayız. Mas Yapı ve Temizlik firmasında firma genel müdürü Selma Hanım karşılıyor bizi. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selma Hanım, öncelikle tanıyalım mı sizi? Tabii. Adım Selma Kayaalp. 2 yıldır Mas Yapı'da genel müdür olarak çalışıyorum. Daha önce de aynı sektörde görev yaptım. Ve yıllardır Mas Yapı'dasınız. Peki Mas Yapı Temizlik olarak bu firmanın kuruluş ve gelişim hikayesi nedir? Bugünlere nasıl gelindi? Mas Yapı yaklaşık 10 yıldır gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet gösteriyordu. Son 2 yıldan beri temizlik sektöründe hizmet veriyoruz. Evet, temizlik sektöründe ciddi bir açık vardı aslında ve son zamanlarda bu ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Çünkü herkes evini malum stresli yaşam, iş ortamı, herkes evini ya da farklı bir yeri temizleyemiyor ve bunun için destek alması gerekiyor. Bu alanda destekleriniz oluyor. Peki hizmetleriniz nereleri kapsıyor? Hizmetlerimiz ev temizliği, ofis temizliği, site temizliği, peyzaj işleri, koltuk yıkama, oto koltuğu, yani hemen hemen her türlü temizlik sektörünü kapsıyoruz. Evet. Hizmetlerini kapsıyoruz. Evet, bir koltuk temizlemeden bir site temizliğine kadar bütün hizmetleriniz mevcut. Peki toplamda kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Bütün ekibimiz kadınlardan mı oluşuyor? Toplamda 8 tane personelimiz var. 6 tanesi bayan, 2 tanesi bay personel. Biliyorsunuz malum bay personel ihtiyacı da oluyor çünkü koltuk yıkamak güç gerektirecek bir iş. Onda bay personellerimizi kullanıyoruz ama tabii ki şöyle bir şey, temizlik daha detaylı olduğu için ev temizlikleri, merdiven temizlikleri, bunlar da bayan eleman tercih ediyoruz. Eleman tercihimizi de tabii ki ilk etapta elemanı bakıyoruz, gözlemliyoruz. Bir belli bir süremiz var. Onun haricinde baktık güzel gidiyorsa tabii ki kadromuza katıyoruz. Evet, peki şimdi temizlik yapacak kişi kadar temizlik ürünleri de önemli. Bu temizlik ürünlerinin sağlık açısından herhangi bir zararı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla temizlik ürünleri sizin bünyenizde mi? Ve şunu da merak ediyorum, maalesef bazen çok titiz olabiliyor, aşırı titiz olabiliyor karşı taraf ve kendi ürünlerini de kullanmak istiyorlar. Böyle bir imkanımız da var mı Selma Hanım? Tabii ki normalde hani biz zaten çok kaliteli ürünler kullanıyoruz. Hijyene çok önem verdiğimiz için ve sağlığa çok önem verdiğimiz için kaliteli ürünler tercih ediyoruz. Bazen oluyor müşterilerimiz ben sizin malzemelerinizi kullanmak istemiyorum dedikleri zaman tabii ki onların ürünlerini de kullanabiliyoruz. Bu tamamen müşterinin kendine ait bir şey. Hani kendi seçimleri. Evet, böyle bir imkanımızın olması da güzel. Ve bir diğer önemli konu, bazen temizliğe gönderdiğimiz kişiler evde yalnız kalabiliyor ya da gittikleri ortamda kalınan yer kendilerine emanet edilebiliyor. Dolayısıyla burada güven çok çok önemli bir konu. Ben evimi kime teslim ediyorum? Burada güveni nasıl sağlıyorsunuz? Tabii ki biz önce dediğim gibi daha önce personeli alırken gözlemliyoruz. Gittiğimiz zaman yanında mutlaka amir oluyor. O şekilde gidiyoruz. Bakıyoruz sonrasında tabii ki vardır hani elemanımız. Zaten elemanlarımız güvenilir. Hiçbir şekilde bir sorunumuz, sıkıntımız yok ama tabii ki bazen oluyor, yeri geliyor. Elemanı tek başına bıraktığımızda olabiliyor. Evet, peki şimdi ben eve ya da bulunduğum ortama temizlikçi çağıracaksam bunu mümkün mertebe artık internet ortamında halletmeye çalışıyor insanlar. Böyle bir imkanımız, erişimimiz de var mı? Tabii ki Google reklamlarımız var. Her şekilde bize internet üzerinden ulaşabilirler. Peki güzel. Hangi bölgelerde varız? Nerelere hizmet veriyoruz? Genelde Kocaeli bölgesi. Ama olabiliyor bazen hani Sakarya, İstanbul gibi yerlerden de çıkabiliyor işimiz. Eğer ki imkanlarımız dahilindeyse ve şartları bize uygunsa tabii ki oralara da hizmet verebiliyoruz. Evet ve 2 senedir temizlik işindesiniz ama inşaat sektöründe de isim yapmış, bu bölgede bilinen markalardan birisiniz. Dolayısıyla neden tercih edildiniz bugüne kadar veya neden tercih edilmelisiniz? Yani titiz çalıştığımız için, ondan sonra gittiğimiz hiçbir yerden tabii ki olumsuz bir yorum almadık. Ondan sonra işimizi özenli yapıyoruz.
ne oluyor? Biz işimizi özenli yaptığımız zaman arkadaş tavsiyesi oluyor. Ondan sonra tabii ilk etap gittiğimizde insanlar biliyorsunuz, hani siz de evinize bir temizlik hizmeti aldığınız zaman karşı taraftan ne istersiniz? Kaliteli temizlik istersiniz. İşte biz de böyle böyle tavsiye üzerine işimizi düzgün yaptığımız için kademe kademe ilerliyoruz. Evet Selma Hanım, şimdi böyle bir işin başında öncelikle bir kadının yer alıyor olması çok çok önemli. Çünkü kadınlarımız daha detaycıdır ve temizliği yapacak kişiyi, temizliği yapamayacak kişiyi, kimin güvenilir olup kimin güvenilir olmadığını daha iyi anlayabilir. Ancak bununla beraber her sektörün sıkıntıları var ve bu sektörün de sıkıntıları illaki vardır. Nedir o sıkıntılar, nasıl çözüm önerileri sunarsınız? Tabii ki sıkıntıları var. Şöyle bir şey, merdiven altı firmalar. Özellikle daha ucuz diye halkımız bunları tercih ediyor. Kullandıkları ürünler kalitesiz, sağlığa zararlı ürünler. Bu şekilde sıkıntılarımız oluyor. Benim ricam şu, hani temizlik gerçekten çok önem verilmesi gereken bir şey olduğu için merdiven altı olan şirketlere itibar etmesinler. Mesela bizim ürünlerimiz kaliteli, herhangi bir sıkıntı esnasında bize ulaşabilirler ve biz varsa bir hatamız anında telafi ederiz. Evet, anında müdahale ediyor olabilmeniz çok çok önemli. Burada seyircilere de dönmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konuya değindi Selma Hanım. Temizlik ürünleri maalesef yanlış kullanıldığında kimyasalı bol olduğu için çok büyük etkiler ve sağlık problemlerine neden olabiliyor. O yüzden eğer temizlik şirketiyle anlaşacaksanız muhakkak ki güvenilir olması ve merdiven altı olmamasına lütfen özen gösterin. Şimdi bir de sizden bir ricamız var. TV8 İnt ailesi ve ekibi olarak buralara kadar gelmişken ve İzleyicilerimize de bir jestimiz olsun. Var mı bir kampanyanız? İşte ilk arayan 5 kişiye, 10 kişiye herhangi bir kolaylık sağlayabilir misiniz? Tabii ki sağlayabiliriz. Mesela ilk arayan 10 kişiye %20 indirim yapabiliriz. Çok güzel. İlk arayan 10 kişi, ister ev olsun, site olsun, herhangi bir kurum olabilir, bir şirket olabilir, fark etmez. Bunlar da temizlikleri yapılacaksa %20 indirim. Evet. Peki, çok güzel, çok verimli bir söyleşi oldu. Özellikle temizlik konusunda güzel mesajlar verdiniz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylersiniz? Bugüne kadar bizi tercih eden müşterimize çok teşekkür ederiz. Ekibimize çok teşekkür ederim. TV8 İnt ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim.